Biz siyasetin bunu müşakketli yollarında en büyük dostumuz olan basın emekçisi yoldaşlarının değer ve önemini çok iyi bildiğimizi belirtmek istiyoruz. Daha da önemlisi, yerel basının güzel şehrimize kattığı katma değeri tüm aydınlı yurttaşlarımızın da takdir etmesi gerektiğini önemsiyoruz. Bu söylediklerimizin sadece sözde kalmaması için Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanlığı olarak gerekeni yapmakta bir gün bile kaçmayacağımızı tüm basın dostlarımın bilmesini isterim. Evet basın emekçisi arkadaşlar, yoldaşlarım. Aydın siyaseti yapılacak olan genel seçimler öncesi oldukça hareketlendiğini biliyoruz. Siyaset üretmek isteyen siyasi parti temsilcileri açıklamalarıyla heyecanlarını ortaya koymakta olduğu tüm kamuoyu tarafından görülmekte. Lakin asıl önemli olan bunu sadece mesnetsiz söylemler geliştirmek yerine Aydın ve Aydın'ın kazancını düşünecek söylemler dile getirmek olmalıdır. Söylemlerimi açmak gerekirse bir önceki yaptığımız basın açıklamasına cevap veren Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Fevzi Köse'nin açıklamalarını değerlendirerek başlamak istiyorum. İlk olarak basın açıklamalarımızdaki söylemlerimize katıldığını iletmesi Aydın ve Aydınlı için önemli bir gelişme olduğu aşikardır. Fakat yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi'ne bırakılan araçların sahipsiz bir şekilde çürümeye terk edildiği söylemi konu hakkında ne kadar bilgisiz olduğunu Aydın kamuoyu tarafından fark edildiğini düşünüyorum. Çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen taşınırların ne kadar burada ve işe yaramaz olduğunu bilmeden böyle bir eleştiri getirmesi sadece siyasi rant sağlamak için yapılmış açıklama olmaktan öteye geçmediği net bir şekilde hissedilmekte. Ayrıca araçlar hakkında Aydın halkının daha net bir şekilde bir bilgi sahibi olması için sizleri de bilgilendirmek istiyoruz. 31 Mart 2004 tarihi itibariyle 5 adet karetli ekskavatör, 4 adet kazıcı yüklenici, 2 adet çekici, 1 adet forklift, 1 adet karetli yükleyici, 4 adet traktör gibi 1974 model artık amortisman ömrünü doldurmuş, işlevselliğini yitirmiş hurda niteliğindeki araçlar devredilmiştir. Bu araçların bakım ve giderleri kendi değerlerinin kat ve kat fazlasıdır. Bu tip araçların çürümeye terk edildiğini söylemek sanıyorum tamamen bilgisizlikten kaynaklanıyor. Bu haldeki araçların çürüyecek yerinin kalmadığını aynı halkının iyi bildiğini düşünüyorum. Sayın Köse bu açıklamalarıyla Aydın halkında büyük bir hayal kırıklığı yarattığı da açıkça ortada diye düşünüyorum. Artık amortisman değeri bile olmayan bu taşınırlar yerine Aydın ve Aydınlı'yla katma değer kazandıracağından şüphe duyulmayan gayrimenkul ve taşınmazlar konusunda hassasiyet gösterilmemesini hayretle karşılıyoruz. Aydın ve Aydınlı için asıl önemli olan 1974 model burada araçlar değil, Aydın halkının bütün yararlanacağı mallar olmalıdır. Ve biz bu değerler için Aydın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak gereken tüm mücadeleyi sahada ve masada başında göstermekten geri kalmayacağız. Söylemlerinde gereksiz hassasiyetler dışında Aydın halk için önem taşıyan konularda da MHP Aydın İl Başkanı Sayın Fevzi Köse ve Aydınlı'nın menfaatleri için Cumhuriyet Halk Partisi meydanlarda haydi Sayın Köse kaçma seni divanlara bekliyoruz demek istiyorum. Aydın ve Aydın'ın kazanması gerekir diye düşünürken siyasi çıkarları bir tarafa bırakmak gerek. İşte bu söylemler doğrultusunda düşünen tüm Aydınlı hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Bu yolda dillendirdiğimiz bir sloganımızda Aydın ve Aydın için herkes mallarına sahip çıkmalı demek olmalıdır. Biz bu düşüncelerle meydanlarda sesimizi duyurmak adına gereken tüm eylemleri gerçekleştireceğiz ve Aydınların hassasiyet göstereceğine de eminiz. Eleştirilerde bulunan basın emekçisi arkadaşlarımızın köşe yazılarında Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen personelin
ilçelerde görevlendirmesine karşı duyduğu rahatsızlığı belirtmekte düşündürücü olduğunu inanıyorum. Elbette devreden personel ilçelerde görevlendirilmesi gerekir. Bahsi geçen isimler muhakkak ki Aydın için değerli isimler. Fakat görevlendirildikleri ilçelerde yaşayan hemşehrilerimizin bizim için daha önemli olduğunu tüm kamuoyu bilmelidir. Hemşehrilerimiz kadar değerli olan personelimizin o ilçelerdeki vatandaşlarımıza verdikleri kusursuz hizmetten biz partili olarak gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Parti belediyelerinde halk ve personel bizler için büyük önem taşımaktadır. Açıklamaların sonuna yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı olarak Sayın Temsil Köse ve partisine mensup bazı belediye başkanlarının bulunduğu bir toplantıda Sayın Köse'nin yaptığı açıklamada asıl rakiplerinin ne AKP İl Başkanı ne de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olduğunu söylemesi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin görevini ne kadar iyi yaptığını açıkça bir ifadesidir. Kendisi de açıkça kabul etmiştir ki Aydın halkına yakışan bir hizmet veren Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Bu hizmetlerin tamamını eksiksiz olarak yerine getiren Büyükşehir Belediye Başkanı partimiz olması bizlere ayrı bir onur ve gurur vermekte olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı olarak belirtmek isterim. Bu konuda Sayın Çerçoğlu'nu rakip gören Fevzi Köse'nin tüm endişesinin 2019 seçimlerinde partisinden Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olma düşüncesi olduğunu zannediyorum. Söylemlerimi tamamlarken Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Örgütü olarak her zaman Aydın ve Aydın kazanması için siyaset üreteceğimizi ve halkımıza hizmet etmenin onuruyla görevimize devam ederken yapılacak olan genel seçimlerde partimizin %50'lere geçen oranla Aydın'da birinci parti yapmayı hedeflediğimizi bilmenizi isterim. Tüm bu hedefler içinde durmadan ve yılmadan örgütümüzün tüm bireyleriyle birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak başarıya ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Tamamını görüyorum. Biraz da gel abi. Tamam. Başkan bakabilir miyiz?